Günlerdir bekleniyordu Muharrem İnce'nin basın toplantısı ve o basın toplantısı az önce gerçekleşti. Gerçekten Muharrem İnce CHP'ye, CHP yönetimine bomba gibi sözler sarf etti. Gündeme adeta bomba gibi düşebilecek cümleler kurdu. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı Muharrem İnce ve bundan sonra Kılıçdaroğlu'na yönelik bir hareket başlatabileceğinin altını çizdi. 4 Eylül'de Sivas'ta yola çıkacak bir günde memleket. İşte bu sloganla yürüyüşünü, hareketini gerçekleştirecek ve özellikle tabii ki başkanlık seçimleri esnasında CHP yönetiminin kendisini adeta seçimi kazanmaması için bir şekilde köşeye sıkıştırdığının altını çizdi. Gazeteci yazar Recep Yeter'e detaylarını soralım. İlginç bir basın toplantısı oldu. Adeta evet. Salvoladı Muharrem İnce. Evet. Neler söylemek lazım? Açıkçası Muharrem İnce'den beklediğim bir performans sergiledi. Ben bu kadar sert olacağını tahmin etmedim. Şöyle bir durum. Ben CHP'ye yönelik eleştirilerinin içerideki daha önce yaşanmış pek çok hani bizim bilmediğimiz bilgiyi bu kadar açığa çıkaracağını ben bu kadar tahmin etmiyordum. Sadece genel işte demokrasi anlamında CHP'deki demokrasi dışı söylemler, eylemler anlamında itirazlarının olacağı yönünde bir beklentim vardı ve kendi yapacağı çalışmaları anlatacağına ilişkin bir kanaatim vardı ama epeyce tabii dilinin yandığı için, canını yandığı için CHP içerisinde CHP'de bugüne kadar bizim de hani pek çok haberdar olmadığımız detayı bizimle paylaştı Muharrem İnce. Çok rahattı konuşması sırasında, açıklaması sırasında. Açıkçası bu rahatlığını ben söylediği şeylere gerçekten inanmasına biraz kesinlikle bağladım. Tam bir özgüven evet, içerisinde. Çok büyük evet. bir özgüveni var. Ve hakimdi de konulara. Yani bir yalan ya da işte yönlendirme, manipülasyon olsaydı kesinlikle, bu kadar hakim olamaz. Hani bir suni bir şey yok, bir havası yoktu, söylediklerine inanıyordu ve kararlı, yani yola çıkma konusunda kararını çok önceden vermiş. Biz bunu konuşmalarından, rahatlığından, duruşundan anlıyoruz. İşte su, yani oradaki beden dili bile bize birçok şey söyledi. O sularla rahatça hani hareket etmesi, oynaması, en ufak bir gerginliği yoktu. Açıkçası ben performansına biraz hem şaşırdım, hem bekliyordum, hem de bu kadar beklemediğim için İşte şaşırdım. Onu da söylüyorum ve evet. çok etkili bir performans sergiledi ve mutlaka CHP seçmeninden de çok ciddi anlamda rağbet olacaktır bu konuşma sonrası. Çünkü kapalı kapılar ardında yaşanılanları ilk defa anlattı ve kendisinin canhıraşhane çalışırken, düşünün 51 günde 107 miting yaptığını söyledi. Tüm bunlara rağmen CHP yönetiminin kendisine sahip çıkmadığı gibi, seçim akşamı da aslında kendisini bilgilendirmediği için kaçırıldı gibi iddiaların evet, dolaştığını ve şunu söyledi orada: ben yalan söylemek istemedim millete çünkü benle veri paylaşılmadı dedi. Çıkıp bu yalan söylemesini istediklerini ifade etti. Bu enteresan bir bilgi. Tabii o akşam hani pek çok söylenti de çıktı. Yani bir odaya kapatıldığına ilişkin, işte alkol aldığına ilişkin pek çok iddialar gündeme geldi. Tabii bu iddialar yazıldı, çizildi. Şimdi kendisi hani o gece yine neredeydi sorusuna tam olarak yine hala cevap vermiş değil. Onu da söyleyelim. Yani o seçim gecesinde veri paylaşılmadığı için çıkmak istemedim diyor ama. Çıkmak istemediğini söyledi. Ha, evde midir yoksa başka bir mekanda? Evet, yine nerede olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşmadı. Tabii o geceden aklımızda adam kazandı cümlesi kaldı. Muharrem İnce'nin en azından hani belki siyaset tarihine geçecek önemli açıklamalarından bir tanesiydi. Bin günde memleket hareketi olarak ifadelendirdi. Peki bir virgül koyalım hemen Ankara'ya dönelim. Milat Gazetesi Ankara temsilcisi Reşat Gündoğdu şu anda Skype bağlantısıyla huzurlarımızda olacak. Reşat Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Özgür Bey. Sesimi alabiliyor musunuz? Merhabalar Özgür Bey. Evet Neşat Bey, özür dilerim, tekrar düzeltelim. Şimdi Muharrem İnce'nin konuşması şu an itibariyle geniş bir sükse uyandırdı. Sosyal medyada baktığımız zaman gerçekten çok ciddi ve sert bir açıklama demeci ve demeti geldi. Peki neler söylemek lazım? Sizin kanaatleriniz toplantıya ilişkin, Muharrem İnce'nin beden diline, duruşuna, hakimiyetine ve sarf etmiş olduğu sözlere ilişkin sizin düşüncelerinizi dinleyelim.
Evet, Muharrem İnce gerçekten parti içerisindeki en ayrılıkçı güç olarak ortaya çıktı. Uzun zamandır da Ankara kulislerinde kendisine yer edinmeye çalıştı. Türkiye'de konuşuldu. Parti içerisindeki duruşu, figürü tamamen partinin çizgisinin dışındaymış gibi algılansa da biz aslında Muharrem İnce'nin düşünce itibariyle CHP düşüncesinden çok da farklı olmadığını, CHP'nin politikalarından çok da farklı düşünmediğini eskiden beri biliyoruz. Arkadaşlar içerinin sesini biraz açabilir miyiz? Bugün yaptığımız açıklama, bugün yapılan açıklama sonrasında da ben de şöyle bir kanaat ortaya çıktı. Muharrem İnce CHP'den ayrılmak değil, CHP'nin başına geçmek istiyor. Bugün yaptığı açıklama da Kılıçdaroğlu'nu zorlayan, onu iktidardan, onu yönetimden, liderlikten indirmeye dönük bir hareket açıklama olarak düşündüm. Çünkü 4 Mayıs'ta, 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Sivas'tan tekrar bir adım atacağını söyleyerek bir günde 1.000 günde memleketi gezeceğini söylemesi, hatırlarsanız Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra tüm Türkiye'ye teşekkür turları atacağı söylemine çok benzer. O zaman da benzer bir yol gitmişti. Birkaç tane miting yapmıştı ama aradığı kitleleri bulamamış, karşılık bulamamış. Sonra sessizce bu mitinglerden vazgeçmişti. Bugün neden yine o deneyip de başaramadığı yola tekrar neden başladığını söyleyelim. Bence muğlak bir şekilde öncelikle Kılıçdaroğlu'na bırak git partiyi bölme, ittifak içerisinde bir boşluk oluşmayacaksa da parti içerisinde güç dağılımı olmasın diyor. Bunun sonucunu kısa bir vakte kadar geri dönüş almazsa Ecevit'ten örnek vermesinden bağlayarak DSP modeliyle bir parti kuracağını söyleyebiliriz. Bu açıkçası bunu gösteriyor. Çünkü dikkat ederseniz parti içi demokrasinin, CHP'de parti içi demokrasinin artık işler hale gelmediğinden bahsetti. Ecevit'in 77 yılında İzmir başkanını arayıp Ahmet Taner Kışlalı'yı listeden göstermek istemesine İzmir il başkanının 5. sırayı göstermesi olayını gösterdi. Bu normal bir şey değil. Normalde bir genel başkanın il başkanına bir şey söylediğinde 1. sıradan göstermesi beklenir. CHP'de parti içi demokrasinin o zamanlar Ecevit döneminde tam gerçekleştiğini, bugün artık Ecevit'in kurmuş olduğu o değerlerin partide tamamen yoksunlaştığını, yok olduğunu vurgulamaya çalıştı. Ben bunu anlamlı buldum. Biliyorsunuz Ecevit aynı düşüncelerle daha sonra DSP'yi kurmuştu. Bu fikir, bu demokrasi anlayışını orada devam ettirerek DSP içerisinde 90-98'lerde 28 Şubat dönemi sonrasında muhalefetle birleşerek koalisyon iktidarı da kurmuştu hatırlarsanız. Belki İnce son dönemlerde biliyorsunuz parlamenter sisteme geçişle ilgili bazı söylemler var. Hatta muhalefet cephesi, iktidar cephesinin de buna sıcak bakmaya başladığına dair iddialar içerisinde. Belki bunları daha ciddi bir boyuttan ele aldıysa kendisinin Erdoğan'la bir koalisyon olası bir seçimde, olası bir oy düşüklüğünde Erdoğan'la bir koalisyon kurabileceği senaryosu üzerinden hareket ettiği varsayımına ben biraz daha gittim. Çok gerçekçi mi değil mi? Tabii bunu anket oranları gösterecek. Geçtiğimiz gün Mahir Ünal'la bir araya gelmiştik. Kendisi AK Parti'nin 19 yıllık yaşayış sürecinde oy kaybetmeden oyunu yükselttiğini, son seçimlerden bu yana da %40'ın altına, hiçbir ankette %40'ın altına düşmediğini, Erdoğan'ın oyunun da %52'nin, %50'nin altına hiçbir zaman düşmediğini söyledi. Yani bu anlamda anket firmalarının biliyorsunuz İnce'yi de arayıp oyunun şu an %11'de dediklerini de biliyoruz. Anket firmalarının gazına gelmiş olabilir Muharrem İnce. Ama benim ilk gördüğüm yine de temkinli bir hareketle Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine bir tehdit savurdu. Hatta özellikle dikkatimi çeken bir şey oldu. Son dönemde parti içerisindeki bazı kişilerin yönlendirmesinin, Maraş'ta eli kanlı olanların parti içerisindeki konumlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Bunlar çok anlamlı ifadeler. Ben bunların altlarının iyice sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer ifadesi de bu da çok anlamlıdır. Saraya giden CHP'li konusunda iki tane gazeteciye dava açtığını tekrar yineledi. Ama parti yönetiminin dava açmadığının altını kalın çizgilerle çizdi. O dönem İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuyla ilgili açıklama yaptı. Herhangi bir CHP'li plakasının söylenen plakalı bir aracın Cumhurbaşkanlığına girmediği, herhangi bir CHP'linin de gelip Cumhurbaşkanlığı külliyesinde Cumhurbaşkanlığına görüşmediğine dair net bir açıklama yapmasına rağmen CHP kendi içerisinde bu kurguyu yaşatmaya devam ediyor. O yüzden ben CHP'deki bu kurguların parti içerisinde aslında birden çok eklemlenen Millet İttifakı'nın bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir tarafında HDP var, bir tarafında İyi Parti var.
normalde zaten CHP kendi içerisinde birden çok fraksiyonu zorla barındıran bir partiyken, bir de bu partilerle artık eklemlenme çabası parti içerisindeki ve tabanındaki Peki. rahatsızlığı daha fazla Peki, ön plana şunu çıkarttı. da Ben sorayım Muharrem İnce'nin hemen. bundan faydalanmak istediğini düşünüyorum. Neşat Bey, şunu da sorayım hemen. Şimdi gerçekten çok etkili bir basın toplantısı düzenledi Muharrem İnce. Neden? Çünkü vatandaşın, özellikle CHP'li seçmenin kafasındaki soru işaretlerini giderebilecek bir takım aslında kapalı kapılar ardında dolaşan mahrem bilgiler verildi. Bu mahrem bilgiler ışığında özellikle kendisinin başkan seçilmemesi için uğraşan bir CHP yönetimi olduğunu da söylemesini hesaba katacak olursak, CHP seçmeninin bundan sonra Kılıçdaroğlu Muharrem İnce çekişmesiyle ilgili hangi safa daha yakın olacağını düşünüyorsunuz? Bu zor bir soru. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde parti tabanını temsil etmeyen insan çok fazla. Parti tabanıyla temas içinde olduğunuz zaman, Ankara'da ilgili yerlere gittiğiniz zaman ve insanlara sorduğunuz zaman büyük bir çoğunluğu partinin öz değerlerinden uzak yapılarla yakın temasından rahatsızlığı yönünde bir görüş alıyorsunuz. Yani işte PKK'ya yakın duruşu parti tabanındaki büyük bir Atatürkçü kitlenin rahatsızlığını gün yüzüne çıkartıyor. Ama bu tabii mevcut Kılıçdaroğlu iktidarı, Kılıçdaroğlu yönetimi döneminde örtülen bir durum. İşte bazı başkan yardımcılarıyla, grup başkan vekilleriyle bir denge sağlanmaya çalışılıyor CHP içerisinde. Ama emin olun bu rahatsızlık yeni bir parti kurulmaya bir adım yakın, bir adım yakın. Ben bu rahatsızlığın İnce tarafından net bir şekilde görüldüğünü düşünüyorum. Ama İnce'nin şu söylemine iyi dikkat etmek lazım. HDP'li seçmenlerden, Kürt seçmenlerden oy aldık, onlar sayesinde şehirlerde kazandık dedi. Yani esasında burada ben HDP kelimesini ağzından kaçırdığını düşünüyorum. Çünkü Muharrem İnce Kürt seçmenleri konusunda daha fazla ikinci, üçüncü söyleminde cümlesinde Kürt seçmenler konusunda daha kalın çizgilerle altını çizdi. Hatta şunu dedi, mütedeyyin Kürt seçmenler, rahatsız olan seçmenler, mevcut yönetimden rahatsız olduğunu düşünen seçmenlerin olduğunu iddia etti ve bunların oy verdiğini iddia etti. O yüzden HDP'yi bence ağzından kaçırdı. Onu söylemek istemiyordu ama onu söyledi. Aslında onun oynamak istediği, Muharrem İnce'nin tabanda oynamak istediği kesim tamamen ayrılıkçı, farklı bir teröre destek veren farklı bir devlet rüyası içinde olan HDP'li yöneticilerin düşüncelerinden ve tabanda bunu CHP içerisinde bulunan ve tabanda ufak da olsa bir edinen bu kesimden münezzeh bir şekilde parti kurmak. Zaten DSP'nin çizgisinde aşağı yukarı bu minvalde olduğunu düşünebilirsiniz. Yani parti içerisindeki ulusalcılardan ve Atatürkçülerden kurulu bir parti biraz daha ön plana çıkabilir. Ben dediğim gibi yani toplamak gerekirse burada tamamen Muharrem İnce'nin tekrar Kılıçdaroğlu'na bir bayrak açtığını, net bir şekilde partiden ayrılmadığını ama son kozunu söylediğini, 3 Eylül'e 4 Eylül'e kadar vakit verdiğini, bu süre zarfında Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle görüşmesi sonrasında başka bir şeyler olup olmayacağını hep beraber edeceğiz ama bence böyle bir beklenti içerisinde olduğunu net bir şekilde görüyorum. Sonraki aşamada Ecevit sürecine gidecektir. Ecevit gibi bir DSP'leşme sürecine gidecektir ama bu yolun çok başarılı olmayacağının farkında olduğu için bence temkinli bir yol gidiyor. Son bir dipnot daha şunu da eklemek isterim. İstanbul'un başkent olduğundan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Sivas'a gittiğinden bahsetti. Burada da ince bir ayrıntı var. Bunun da altını çizmem gerekiyor. Normalde Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki milletvekilleri veya söylem geliştiren kişiler Mustafa Kemal'in Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan sonraki veya Milli Mücadele dönemi ve sonrasındaki süreci ele alırlar. Onunla ilgili yaptığı şeyleri ortaya koyarlar. Mustafa Kemal'in Osmanlı yönetimi altındaki Osmanlı subaylığı dönemindeki kısımlara çok fazla girmezler. Çok fazla neredeyse hiç girmezler. İnce'nin buraya girmiş olmasını ben anlamlı buluyorum. Söylemlerin bir kısmında sağ seçmene, mütedeyyin seçmene hoş gelecek bazı imgeler kullandı bence. Bunu da ileriki dönemde muhtemelen bir parti kuracak olursa İyi Parti ile daha yakın olmak istediği için yapıyor diye düşünüyorum. Tabii bunun hepsini ilerleyen zamanda hep birlikte göreceğiz. Peki, çok teşekkür ederim. Milat Gazetesi Ankara temsilcisi Neşat Gündoğdu. Saygılarımı sunuyorum. Kolaylıklar Teşekkürler. dilerim. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın.
Evet, önemli, kritik bir değerlendirme. Peki siz yarım kalmıştı bir cümle kuracaktınız. Oradan devam edin, buyurun. Unuttuk. Unuttuk. Aslında peki o zaman şöyle bir soru sorayım. Şöyle, aslında Reşat kardeşim yeterince izah etti. Hani evet. Çok da üzerinde hani daha da teferruatlı girmeye de gerek duymuyorum ben bu meselenin. Zaten hani söyledikleri meydanda Muharrem İnce'nin. izleyicilerde hem Muharrem İnce'nin açıklamalarından, söylediklerinden şimdi şunu tamamlamadı. Şunu tamamlamadı Neşat Bey. O da şu. Muharrem İnce şunu savunuyor. Diyor ki ben CHP iktidarını CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı olmasıyla bağdaştırırım. Ama bugünkü CHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski yol arkadaşlarını iktidara getirmeye, yani Cumhurbaşkanı seçtirmeye çalışıyor dedi. Bu da önemli bir ifade çünkü Neşat Bey değil. Daha önce de kullanmıştı. Bu yeni. Ya kim mi kastediyor burada eski yol arkadaşları derken? Yeni bir söylem değil. Abdullah Gül'ün daha önce ki Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde bir şey vardı malumunuz. Yani kim olacak CHP'nin adayı tartışmaları sırasında işte ikinci tura kalma, yani her parti malumunuz kendi adayıyla girdi. İkinci tura kalsaydı işte birisi üzerinde ittifak edeceklerdi. Abdullah Gül'ün Saadet Partisi üzerinden seçime girmesi, daha sonra Abdullah Gül üzerinde ittifak oluşması yönünde bazı şeyleri vardı. Girişimleri vardı CHP'nin işte o dönemde. Bunu kastetti. Daha önce de zaten hani konuşulmuş bir konu, hani kamuoyunda yakından bildiği bir mesele. Açıkçası bunların bütün bu şeylerin içerisinde, yani Muharrem İnce'nin... Ya Muharrem İnce CHP yönetiminin kendisine kumpas kurduğunu söyledi. İlginç bir durum değil mi? Şöyle bir durum. Bu da yani kusura bakmayın hani bunlar da şey nasıl derler, hani zaten bildiğimiz meseleler. Zaten dışarıdan okuduğumuz, dışarıdan gördüğümüz meseleler. Benim için bugünkü Muharrem İnce'nin açıklamasının en önemli kısmı şu. Muharrem İnce bugüne kadar hep kaçak dövüştü. Yani evet, bir görünür oldu, sonra çıktı, kaçtı. İşte bir iki ufak tefek açıklamalar yaptı. İşte Twitter hesabından bazı şeyler paylaştı ve gitti. Dolayısıyla şimdi bu sefer yani açıkçası bundan sonra geri dönüşü olmayan bir yola da giriyor. Yani bundan önceki süreçlerde CHP'nin içerisinde var olmaya devam ederek, CHP'nin içerisinde kalmayı gözeterek bir muhalefet yürüttü CHP içinde. Hı. Ama bugünkü söylemi Muharrem İnce'nin bundan sonrası eğer burada başarılı olamazsam CHP içerisinde de artık bundan sonra hiçbir şekilde hükmü olmayacak. söylemini, düşüncesini göze almış bir çıkış bu. Yani gemileri yakmış bir vaziyette Kemal Kılıçdaroğlu'na doğru yürüyor Muharrem İnce şu anda. Yani bugünkü açıklamanın karşılığı bu. Yani ya Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlıktan indirecek ve orada kendisi, tabii ki mutlaka ki kendisinin de orada bir söz sahibi olmasını elbette istiyor. Yani sert söylemiyle, sert muhalefetiyle, bu CHP'ye yönelik sert muhalefetiyle. Tabii bunu yapabilmek için öncelikle kendisinin bir kitlesinin olduğunu, kendisinin bir destek tabanda desteğinin olduğunu kamuoyunu da göstermesi gerekiyor. Bunun için de Bin Günde Memleket Hareketi adıyla işte 4 Eylül'de yapacağı eylemde, yani 4 Eylül'de yapacağı o şehirlerde, muhtemelen pek çok şehirde yine benzer miting benzeri ya da görüşme benzeri ya da vatandaşla diyalog benzeri çalışmaları olacak. Asıl hani çok meşhur bir tabirimiz var. Berber saçın ak mı kara mı, berber koltuğuna oturunca belli olur derler. Dolayısıyla milletin önüne çıkmak, milletin yanına gitmek, milletin karşısına geçmek. Peki. Dolayısıyla burada bir tamamen şeydir. Evet. Yani Cumhurbaşkanı, ölçüdür bizim evet. açımızda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 19. yılında genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşuyor. Kameralarımızı Erdoğan'a çeviriyoruz.